Sayın hocam, öncelikle tabii tebrik ettik ama yine bir kez daha tebrik ediyoruz. Pazarspor'umuzu ikinci kez ikinci lige çıkardınız. Tekrar teşekkürler ve aynı zamanda da bayramınızı kutluyoruz. Sizden de bir iki bu gelişmeler hakkında, biliyorsunuz artık ikinci lige çıktık. Son gelişmelerden kısa olsa da birkaç cümle almak istiyoruz. Hocam buyurun. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de sizler vasıtasıyla tüm taraftarlarınızı, tüm pazarların bayramını da kutlamış olmak istiyorum. Çünkü sonuçta şu anda bayramın son günü. Bu vesileyle de sizin aranızda hepsinin bayramlarını teker teker kutluyorum. Tabii ki en son sanırım küçük günler yine aynı şu Kız Kulesi altında bir röportajımız olmuştu. Buradaki söylememiz tabii ki beklenti fazla. Yani bizim Pazarspor'a geldiğimiz gündenki beklenti tamamen bütün taraftarlarımızın, ama kim görürse. İşte Şevki Hocam, daha önce yaptınız yine yaparsınız gibisinden bize çok güzel dilekleri vardı. Bize inanmışlardı, bize güvenmişlerdi. Tabii ki ilk etapta hem onların güveni hem de bizim yönetim kurulunun da daha önce yaptıklarımızı göz önüne alarak da onların da bize bu görevi tebliğ etmesi bizi o açıdan da memnun ediyor. Bizim şu andaki tesellimiz veya işte kendimize olan o taraftara karşı vermiş olduğumuz o söz veya taraftan bize olan güvenini boşa çıkartmamamız ve takımın şampiyon olması bizim açımızdan çok ama çok sevindirici bir durum. Çünkü tersi de olabilir. Mağlubiyetle yaşayabiliriz ama şükürler olsun. Cenab-ı Allah bize bu güzel günleri, bu şampiyonluğu yaşamamıza vesile oldu. O açıdan da şu süreci, şu bayramı, iki bayramı bir arada yaşamış olduk. Gerek televizyondan maçların verilmesi, gerekse bütün bir ay boyunca, daha önce de söyledim, bakın yani bu şampiyonluk çok çok bir şampiyonluğa davet ediyor. Yani pazarımız açısından çok önemliydi. Niye pazarımız açısından çok önemliydi? Ya şimdi atıyorum bir belgesel programı izlediğimiz zaman da sadece kameranın pazarın yanından geçerken pazar 17 bin nüfus diye baktığı zaman da bizim pazar diye çok onurlanıyoruz, gururlanıyoruz. Ama şöyle bir baktığımız zaman da son 1,5 aya pazar ve Pazarspor'dan 1,5 ay sürekli 3 dakikada bir Pazarspor ve pazar adı geçti. Bu da bizim pazarımız için çok önemli bir şey. Önemli olması nedir? İşte burada Pazarspor'un ve sporun bir ilçeye olan turizm alanındaki katkısını çok açık ortaya koyuyor işte. O zaman burada bir tek şey ortaya çıkıyor ki pazarlığının, bütün Pazarspor sevdalılarının Pazarspor'a sahip çıkması. Ne için sahip çıkması? Sadece ve sadece işte şu bir aylık bir periyot bile neden sahip çıkılması gerektiğinden bir örnek diye düşünüyorum. Niye? Bedava bir reklam. Sen bunu hiçbir parayla pulla yapamazsın. Evet. Onun için sporun, özellikle Pazarspor'un spor alanında veya tanıtım anlamında bir pazar için ne kadar önemli olduğunun en büyük kanıtıydı. Bu süreçte Allah çok şükür yani şampiyon olduk. Evet, süreç devam ediyor. İşte bugün yarın yönetim kurulu daha henüz tam toplanmış da değil. Yani şu anda bir bayram süreci içerisinde ya da bütün takımlar içinde geçiyor tabii ki. Bu sürede şu anda beklenedeyiz. Sayın hocam, şunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki pazarlarla yapmış olduğumuz gerek anketler, gerek söyleşiler illa da Şevki hocamıza başlayalım diyorlar. Yani çünkü gerçekten iki kez şampiyonluğa taşıdı ve sizinle başlamak istiyorlar. Taraftarın düşüncesi de bu. İnşallah bakalım yönetimden de ne karar verecek. Ama biz de ve tüm pazarlarında duygu düşünceleri bu yönde, kendi insanımıza hem sahip çıkalım, hem bizleri gerekli noktaya ulaştırdı, hem de onunla başlamak istiyoruz dediler. Bunu da bir vesileyle size duyurmak istiyoruz. Ya tabii ki yani şimdi taraftar nasıl benim buraya geliş sürecimde bana inandı, güvendiyse, bu işi becerebileceğime inandıysa, şimdi de doğal olarak bu işi yaptıktan sonraki biz şu anda onların bize olan güvenini boşa çıkartmadığımız için onun bir özverisiyle birlikte onu gururuyla şu anda karşımızda. Onun için onlar da şu andaki beklentisi elbette ki çıkarttın, görevimizi yaptık, devam etsin istedik. Ama tabii ki profesyonel futbolda bu sadece duygusallık yok. Senin yönetim sana inanmışsa, güvenmişse, tarafta sana güvenmişse, inanmışsa yani bugüne de iş artık buna şu anda benim cevap verme gibi bir durumu yok ama gönül ister ki tabii ki çıktığımız bu takımla ben çünkü daha da önce de içeriğinde çalışıyor. O tecrübeye de biz mutlaka sahibiz. Gönül ister ki dediğim gibi aynı takımla beraber yine devam edelim ama
şunu altını çizmek istemiyorum. Yani öyle bir aşamaya geldik ki artık eskisi gibi maalesef bu yanlışa zaman zaman düşüyoruz. Yani gerek yönetimsel anlamda, gerekse işte daha büyük bir camiada, yani ben 30-40 senedir ki hep pazarsporun içerisinde, hem futbolun içerisindeyim. Bunun 20-25 senelik faal pazarsporun içerisinde büyüdüm, geliştim. O açıdan da artık şu denmemeli, yani biz ister istemez bunu, ya işte sen bizdensin, ya tamam işte böyle olur, ayarlarız mayarlarız gibi laflardan ziyade, yani eğer bir şey olacaksa tam bir profesyoneldir. Çünkü çok samimi söylüyorum, yani. Evet. Yani çok açık ve net de söylüyorum. Yani biz bugüne kadar hiçbir zaman profesyonelce pazar sporla masaya oturmadık. Evet. Evet. Çok açık ve net. Yani gelirken amatörce bizdensin ama giderken biz hocam profesyonel düşünüyoruz. Mantığından uzaklaşarak gerçek anlamda bana güveniyorsanız, bize, bana inanıyorsunuz, hocana güveniyorsunuz, hocana inanıyorsunuz, yani bu işi becerebileceğine inanıyorsunuz, beni gerçek manada alırsınız, otururuz, konuşuruz. Ha, elbette ki dışarısının teklifi çok farklıdır ama kendi memleketimizde, kendi vatanımızda, toprağımızdaki teklif daha farklıdır. Atıyorum, karşı tarafın 10 lirası, buranın 5 lirası. Elbette burayı tercih edeceksin. Evet, bu açıdan evet, da, sayın hocam. Bu söylediğim şeyler ama gerçekten çok önemli. Evet. Bu açıdan da biz pazarspor ne zaman çağırırsın, ne zaman göremediyse evet dedik, bu sefer de mutlaka bilmiyorum, çağırırlar mı çağırmaz mı da bilmiyorum, evet. Ama çağırdığı zaman da oturacağız. Bütün şartları konuşacağız. Yani bir sıkıntı çıkacağını da sanmıyorum. Olursa eyvallah deyip yolumuza devam edeceğiz. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diyoruz inşallah. İkinciliğe siz de başlayacağız ve güzel başarılara imza atacağım inanıyorum. Tekrar hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.